Merhaba arkadaşlar, Rebo Hocam ile Matematik kanalına hoş geldiniz. Bir deneme 20 soru 20 taktik bölümümüzde beraberiz. Bu videomuzda sizlerle Berkay Yayınları yazarlarından Şevket Şahin hocamızın hazırlamış olduğu Deneme Plus 8. Sınıf LGS Matematik 2. Deneme Sınava en yakın sorularla oluşturulan sadece ilk dönem konularının olduğu 20 tane soru ile sizlerle beraberiz. Videonun açıklama kısmındaki linkten soruların pdf'sini indirip siz de benimle beraber çözebilirsiniz. Haydi soruların çözümlerine başlıyoruz. Evet arkadaşlar birinci sorumuza başlıyoruz. Kenarların uzunlukları santimetre cinsinden birer doğal sayı ve her birinin alanı 80 santimetre kare olan eş dikdörtgenler kenarları boyunca çakıştırıldığında aşağıdaki şekil elde edilmiştir. Verilenlere göre bu dikdörtgenlerden birinin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir? Bize verilen bilgiye göre dikdörtgenimizin alanı 80 santimetre kare. Dolayısıyla kenar uzunlukları 80'in çarpanları olur. Çünkü kenar uzunlukları birer doğal sayı. 1 çarpı 80, 2 çarpı 40, 3 olmaz 4 çarpı 20, 5 çarpı 16 ve 8 çarpı 10 olabiliyor kenar uzunlukları. Bize verilen şekle baktığımızda kısa kenar uzunluğunun 3 tanesinin bir fazlası bize uzun kenar uzunluğunu verecek. Buna baktığımızda yani kısa kenarının 3 katının bir fazlası bize uzun kenar uzunluğunu veriyor. Kısa kenarına x dediğimizde uzun kenarı 3x artı 1. Bunu sağlayan şartımız 5'e 16. Yani kısa kenarımız 5 cm ise uzun kenarımız 3 kere 5 15 bir daha 16 cm. Kısa kenarımız buradan 5 cm. Verilenlere göre bu dikdörtgenlerden birinin çevresinin uzunluğunu istemiş. Kısa kenarımız 5 uzun kenarımız 16 ise 5 16'da 21 2 katını aldığımızda 42 cm bize dikdörtgenimizin çevre uzunluğu verir. Cevabımız D. İkinci sorumuzda devam ediyoruz. 5 eş dikdörtgen ile aşağıdaki gibi bir yapı elde edilmiştir. Elde edilen bu yapının taban uzunluğu 4 üssü 3 cm ve yüksekliği 3 kere 2 üssü 4 cm olarak verilmiştir. Buna göre dikey olarak yerleştirilen eş dikdörtgenler arasındaki x uzunluğu kaç santimetredir? Bize verilen 5 tane eş dikdörtgen var. Elde edilen bu yapının taban uzunluğu 4 üssü 3 santimetre ve yüksekliği 3 çarpı 2 üstü 4 santimetre olarak verilmiş. Bizden eş dikdörtgenler arasındaki x uzunluğunu bulmamızı istiyor. 2 tane uzun kenar 4 üssü 3 4'ü 2'nin kuvveti olarak yazdığımızda 2 üssü 2 üstü 3'ten 2 üssü 6 santimetre yapar. 3 kere 2 üstü 4 cm burası. 2 üstü 6 ya da 2 üstü 4 cinsinden yazdığımızda bunu parçalayalım. 2 üstü 2 çarpı 2 üstü 4 olarak parçalayabiliriz. 2'nin karesi 4. Yani burası 4 kere 2 üstü 4 yapıyor. Burası 4 kere 2 üstü 4 ise bir tane uzun kenar. 4 kere 2 üstü 4'ü 2'ye böldüğümüzde 2 kere 2 üstü 4 olarak bulunur. Aynı şekilde buradaki uzun kenar uzunluğu da 2 kere 2 üssü 4'e eşittir. 3 kere 2 üssü 4'ten 2 kere 2 üssü 4'ü çıkardığımızda buradaki uzunluk 1 kere 2 üssü 4 olarak bulunuyor. Yani kısa kenarlar 2 üssü 4 santimetre. Buradan da buradan buraya kadar olan uzunluk için 3 tane 2 üssü 4 var ve 2 tane de x var. Yani 3 kere 2 üssü 4 artı 2x eşittir 4 kere 2 üssü 4 yapıyor. Bunu sağ tarafa gönderdiğimizde eksi 3 kere 2 üssü 4 yapar. 2x eşittir 2 üssü 4. Her iki tarafı 2 ile sadeleştirdiğimizde x eşittir 2'nin gizli kuvveti 1. 4'ten 1 çıkardığımızda 2 üssü 3 cm olarak bulunur. Cevabımız C. Üçüncü sorumuza devam edelim. Sınıf başkanlığı için aday olan Emre, Cem ve Nisan'ın aldıkları oy sayılara kareli zeminde verilen sütun grafiğinde aşağıda gösterilmiştir. Buna göre alınan oy yüzdelerine göre daire grafiği çizilseydi bu grafik aşağıdakilerden hangisi olurdu? Bize verilen sütun grafiğinde Emre'nin aldığı oy miktarı 1 2 3 4 5 6 birim. Buna 6x diyelim. Cem'in aldığı oy miktarı 1 2 3 4 birim. Buna 4x diyelim. Nisan'ın aldığı oy miktarı da 10 birim. Yani 10x. Toplam alınan oy miktarı 10, 6 ve 4'ü topladığımızda 20x. 20x oy yüzde sembolüyle ifade ettiğimizde bütünümüz yüzde yüzdür. 20x yüzde yüz ise her iki tarafı 20 ile sadeleştirdiğimizde x yüzde 5 olarak bulunuyor. Dolayısıyla Emre'nin aldığı yol 6x yani 6 kere yüzde 5'ten Emre yüzde 30. Cem 4x 4 kere yüzde 5'ten yüzde 20. Nisa 10 kere yüzde 5'ten yüzde 50 olarak bulunuyor. Işıklara baktığımızda Nisa 50, Cem 20, 30. Cevabımız B. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuza devam ediyoruz. Kenar uzunlukları 18 cm ve 24 cm olan dikdörtgen şeklinde bir kağıt aşağıdaki gibi bir kenar uzunluğu santimetre cinsinden tam sayı olan kare şeklinde eş büyüklükte parçalar ayrılıyor. Elde edilen parçaların üzerine birden başlayarak ardışık doğal sayılar yazılıyor. Daha sonra bu kartlar bir kutuya atılarak kutudan rastgele bir kart çekiliyor. Buna göre kart kutudan rastgele çekilen kartla ilgili olası durum sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz. Bize verilen Kısa kenar uzunluğu 18 santimetre, uzun kenar uzunluğu 24 santimetre. Bunu eş büyüklükte kare şeklinde parçalara ayıracağız. Yani bütünümüzü parçalara ayırdığımız için bu bir ortak bölen sorusu. 18'i de 24'ü de bölebileceğimiz ortak sayıları bulalım. X'ine bölebileceğimiz en büyük ortak bölen 6'ya böldüğümüzde 3... Ve 4, 3 ile 4'ün birden başka ortak böleni olmadığı için ebob bitmiştir. Yani bunları bölebileceğimiz en büyük sayı 6. 18 santimetrelik kenarı 6'ya böldüğümüzde kısa kenarda 3 tane kare, 24 santimetrelik kenarı 6'ya böldüğümüzde uzun kenarda 4 tane kare. Toplamda 3 kere 4'ten 12 tane kare, kare olur ve 12 tane olası durum olur. EBOB'un bölenleri aynı zamanda o sayıların ortak böleni olduğu için 1, 6, 2 ve 3 ortak bölenler. Eğer kenar uzunlukları 3 cm olan kare yapsaydık 18'i 3'e böldüğümüzde 6 tane, 24'ü 3'e böldüğümüzde 8 tane, 6 kere 8'den 48 tane kare olur ve 48 tane olası durum olurdu. 12 oluyor, 48 oluyor, 18'i 2'ye bölelim. 9 bir kenar uzunluğu 2 cm olursa 24'ü 2'ye böldüğümüzde 12 9 çarpı 12'den 108 tane kare olur ve 108 tane olası vardır. Ama 72 tane olası durum olamaz. Cevabımız C. Evet arkadaşlar 5. sorumuzla devam ediyoruz. Her birinin içinde 50'den az sayıda top bulunan 2 kutu verilmiştir. Bu kutulardaki toplar her birine eşit sayıda olacak şekilde yeşil ve mavi renkli ikişer torbaya koyuluyor. Yeşil renkli bir torbadaki top sayısı ile B kutusunda başlangıçta bulunan top sayısı ve mavi renkli bir torbadaki top sayısı ile A kutusunda başlangıçta bulunan top sayısı aralarında asaldır. Buna göre başlangıçta kutularda bulunan top sayılarının toplamı en fazla kaçtır? Bize verilen bilgiye göre her birinin içinde 50'den az top var. Bu kutulardaki toplar her birine eşit sayıda olacak şekilde yeşil ve mavi renkli ikişer torbaya koyuluyor. Yeşil renkli bir torbadaki top sayısı ile B kutusunda başlangıçta bulunan top sayısı ve mavi renkli torbadaki top sayısı ile A kutusunda başlangıçta bulunan top sayısı aralarında asalmış. Bizden başlangıçta kutularda bulunan top sayılarının toplamının en fazla kaç olduğunu soruyor. Şimdi 49 tane bilye 49 tane top olamaz. En fazla 48 olabilir. Çünkü A ve B kutusundaki toplar çift sayıda olmalı ki yeşillere ve mavilere eşit sayıda dağıtılabilsin. Yani ikiye bölünebilsin. 48 dediğimizde 24 24 olarak dağılır. 47 veremem. 46 verdiğimde 23 23 olarak dağılır. Dolayısıyla 23 ile 48 aralarında asal ama 24 ile 46 aralarında asal değil. O zaman 48'i düşürelim. 46 olmaz. 44 desek 22'ye 22 olacak. 22 ile 46 yine aralarında asal olmuyor. 42 dediğimizde 21 tane bunda, 21 tane burada. 21'in asal çarpanları 3 ve 7. 46'nın asal çarpanları 2 ve 23. Dolayısıyla ortak asal çarpanı olmadığı için bunlar aralarında asal sayılardır. Yani en fazla A'da 42, B'de 46 olmak üzere toplamda 88 tane topumuz olur. Cevap A. 6. sorumuza devam ediyoruz. Dikdörtgen şeklinde iki eş levha düz bir zeminde uzun kenarları çakışak biçimde, kısa kenarları üzerine şekil bir dik gibi yerleştirilmiştir. Bu levhalar ...oklar yönünde kaydırılmadan sağ ve sola doğru uzun kenarları üzerine yatırıldığında şekil 2'deki uzunluk elde edilmiştir. Buna göre dikdörtgen şeklindeki levhalardan birinin çevre uzunluğu birim cinsinden aşağıdakilerden hangisine eşittir? Bize verilen bilgiye göre dikdörtgen şeklinde iki tane eş levhamız var. Bunlar uzun kenarları çakışacak biçimde kısa kenarları üzerine şekil 1'deki gibi yerleştirilmiş. Buradaki kısa kenar x, x uzun kenar y... Y olsun. Bu levhalar ok yönünde kaydırılmadan sağ ve sola doğru uzun kenarları üzerine yatırıldığında şekil 2'deki uzunluk yani kök 108 36 çarpı 3'ten 6 kök 3 birim olarak elde ediliyor. Bizden istenen dikdörtgen şeklindeki levhalardan birinin çevre uzunluğu. Kısa kenar x, x uzun kenar y, y ise 2x artı 2y yani iki parantezini aldığımızda x artı y birisinin çevre uzunluğu. Normalde kısa kenar burada x, x, 2x buranın mesafesi. Bu tarafa doğru yatırdığımızda iki tane uzun kenar y, y. Yani buranın uzunluğu 2x artı 2y eşit. 2 parantezin aldığımızda x artı y oluyor. Dolayısıyla bu da bize bir tane dikdörtgenin çevre uzunluğunu verecek. 6 kök 3 birim cevap D. Yedinci sorumuza devam ediyoruz. Aşağıda üzerlerinde birer tam sayının yazılı olduğu 6 tane top verilmiştir. Bu toplardan 2 tane seçilerek üzerlerinde yazılı olan tam sayılar çarpılacaktır. Bu şekilde elde edilen sayılardan tam kare olanların her biri eş büyüklükte birer kartın üzerine yazılarak bu kartlar bir torbaya atılacaktır. Bu torbadan rastgele çekilecek kartın üzerinde yazılı olan sayı için kaç farklı olası durum vardır? Bize verilen 6 tane top var ve bunların üzerinde birer tam sayı yazılı. Bu toplardan iki tane seçiliyor ve üzerinde yazılı olan tam sayılar çarpılıyor. Bizden istenen elde edilen bu çarpımlardan tam kare olanların her biri eş büyüklükte birer kartın üzerine yazılıyor. Rastgele çekilecek kartın üzerinde yazılı olan kaç farklı olası durumun olduğu. Tam kare sayı demek yani bir sayının karesi olarak yazılabilen sayı demek. Sayılar küçük olduğu için burada teker teker çarparak da deneyebiliriz. Ama sayılar büyük olsaydı asal çarpanlarına ayırarak yapardık. Bunları çarptığımızda üslü ifadelerde kuvvetin çift olduğu durumlarda sayılar tam kare sayıdır. 12 2'nin karesi çarpı 3 üssü 1. 45 3'ün karesi çarpı 5 üssü 1. 5 5 üssü 1. 3 3 üssü 1. 32 2 üssü 5. 8 2 üssü 3. Burada 12 ile 3'ü çarptığımızda 2'nin karesi çarpı 3'ün karesi yapıyor. Yani 12 çarpı 3'ten 36. Bu da 6'nın karesi yapıyor. Birinci olası durum. 45 ile 5 çarptığımızda 3'ün karesi çarpı 5'in karesi. Yani bu da 45 çarpı 5'ten 225 yapıyor. Bu da 15'in karesi ikinci olası durum. 2 üssü 5 ile 2 üssü 3 çarptığımızda 2 üssü 8. Bu da 32 çarpı 8'den 256 yani 16'nın karesi yapıyor. Toplamda 3 tane farklı olası durumumuz var. Cevap B. 8. sorumuzda devam ediyoruz. Dikdörtgen şeklindeki bir panoya kare şeklindeki eş kağıt parçaları aşağıdaki gibi birer köşeleri çakışak şekilde yerleştirilmiştir. Kare şeklindeki eş kağıt parçalarından birinin alanı x kare artı 2x artı 1 cm olduğuna göre dikdörtgen şeklindeki panonun çevre uzunluğu kaç santimetredir? Kare şeklindeki eş kağıt parçalardan birinin alanını biliyoruz. x kare artı 2x artı 1. x kare x'in karesi 1, 1'in karesi x ile 1'i çarptığımızda x yapar. 2 katını aldığımızda 2x yani bu tam kare bir ifade. x artı 1'in karesi oluyor. Dolayısıyla buradaki eş kağıt parçalarının bir tanesinin kenar uzunluğu x artı 1 olacak. Buradan aynı şekilde x artı 1 geliyor. Buradan x artı 1 geliyor. Buradan x artı 1 geliyor. Buradan da 2 cm. Yani bu kenarının uzunluğu 1, 2, 3, 4 x artı 4, 2 daha 6 cm. Buradaki kenar uzunluğundan bir tane x artı 1, ikinci x artı 1, üçüncü x artı 1, dördüncü x artı 1. Yani 4 x artı 4 oluyor. Bir de 3 cm buradan eklediğimizde 4x artı 7 santimetre oluyor. Çevremiz 4x artı 6'dan 2 tane var. 8x artı 12. 4x artı 7'den 2 tane var. 8x artı 14. Toplam çevre uzunluğumuz 16x artı 26 santimetre olarak bulunur. Cevap D. 9. sorumuza devam ediyoruz denge durumundaki eşit kolu terazinin sol kefesine 1 adet 3 üstü 14 gramlık ve 3 adet x gramlık kutu, sağ kefesine ise 1 adet 8, 81 üstü 4 gramlık ve 1 adet 27 üstü 5 gramlık kutu yerleştirildiğinde eşit kolu terazi yine dengede kalmaktadır. Buna göre x'in gram cinsinden değer aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen sol kefede 3 tane x yani 3x gram olacak artı 3 üssü 14 Denge durumunda ise eşitlik vardır. 81 üssü 4'ü 3 üssü 4 üssü 4'ten kuvvetin kuvvetine kuvvetler çarpılır ve bunu 3 üssü 16 gram olarak yazabiliriz. 27 üssü 5'i 3 üssü 3 üssü 5'ten 3 üssü 15 gram olarak yazabiliriz. Burada 3 üstü 14 var. 3 üstü 16'yı ve 3 üstü 15'i 3 üstü 14'e benzeterek yazdığımızda işlem kolaylığı sağlarız. Dolayısıyla 16'yı 3'ün karesi 3 üstü 14 olarak parçalayabilirim. Çünkü topladığımızda kuvveti yine 16 elde edeceğiz. Yani bu 9 kere 3 üstü 14 yapıyor. 3 üstü 15'i de 3 üstü 1 çarpı 3 üstü 14 olarak parçaladığımda 3 kere 3 üstü 14 olacak. Yani sağ kefede 9 kere 3 üssü 14 artı 3 kere 3 üssü 14. 3 üssü 14'ler ortak. Bunları topladığımızda 9 artı 3'ten 12 kere 3 üssü 14. Bunun gizli katsayısı 1. 3x artı 1 kere 3 üssü 14. Bunu sağ tarafa gönderdiğimizde eksi 1 kere 3 üssü 14. Buradan da 3x eşittir. 12'den 1 çıkardığımızda 11 kere 3 üstü 14 olarak bulunur. Her iki tarafı 3'e böldüğümüzde bir tane x'in ağırlığını bulabiliriz. Buradan da x eşittir. 3 üstü 14'ü 3'e böldüğümüzde gizli kuvvetimiz 1. Tabanlar aynı olduğu için kuvvetleri çıkardığımızda 11 kere 3 üstü 13 gram olarak ağırlığımız bulunur. Cevap B. 10. sorumuza devam ediyoruz. Çevresinin uzunluğu 6x artı 2 santimetre olan eş dikdörtgenlerden 4 tanesi kenarları çakıştırılarak aşağıdaki gibi bir şekil oluşturulmuştur. Bu dikdörtgenlerle oluşturulan şeklin çevresinin uzunluğu 14x artı 10 santimetre olduğuna göre bu şekil üzerindeki AB doğru parçasının uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen bir tane eş dikdörtgenlerden bir tanesinin çevre uzunluğu 6x artı 12. Burada kısa kenar, bir tane kısa kenar ve bir tane uzun kenarın toplamı 6x artı 2'nin yarısı. Yani 3x artı 1 santimetre olacak. Yani buradan 3x artı 1 santimetre geliyor. Aynı şekilde bir tane kısa kenar, bir tane uzun kenar. Buradan 3x artı 1 santimetre geliyor. Bir tane kısa kenar, bir tane uzun kenar. Buradan 3x artı 1 santimetre geliyor. Bir tane kısa kenar, bir tane uzun kenar. Buradan aynı şekilde bir tane 3x artı 1 santimetre geliyor. 3x artı 1'den 4 tane var. Dolayısıyla 4 tane 3x artı 1, 4 çarpı 4 çarpı 3x artı 1, 4 çarpı 3x, 12x, 4 çarpı 1, 4, 12x artı 1 yapıyor. 12x artı 1 buradaki AB'den 2 tane var. Buranın uzunluğu ile buranın uzunluğu birbirine eşit olmak zorunda. Çünkü uzun kenardan kısa kenarı çıkarmışız. Uzun kenardan kısa kenarı çıkarmışız. Topladığımızda 12x artı 4 yapmıştı. 4 tane. 3x artı 1. 14x artı 10'dan 12x artı 4'ü çıkardığımızda 2x artı 6 kalıyor. Bu iki tane AB'nin uzunluğuna eşit. Dolayısıyla 2x artı 6'yı 2'ye böldüğümüzde bir tane AB'nin uzunluğunu x artı 3 santimetre olarak buluruz. Cevabımız A. Evet arkadaşlar 11. sorumuzda devam ediyoruz. Bir kırtasiyeti içerisinde sadece kırmızı ve mavi renkli kalemlerin olduğu kalemliklerde bulunan toplam kalem sayıları aşağıdaki görselde verilmiştir. Bu kalemliklerden bir tanesindeki kalemlerin tamamı satıldığında kalan kalemliklerdeki toplam kırmızı kalem sayısı toplam mavi kalem sayısının 3 katı olmaktadır. Buna göre satılan kalemlikteki toplam kalem sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz? Bize verilen bilgilere göre içlerinde kırmızı ve mavi renkli kalemlerin olduğu kalemliklerde bulunan toplam kalem sayıları bize verilmiş. Bazıları satılıyor buradan satıldıktan sonra kalan kalemliklerdeki toplam kırmızı kalem sayısı mavi kalem sayısının 3 katı. Yani mavi kalem sayısına x dersek kırmızı kalem sayısı 3x. Dolayısıyla kalan kalem sayısı 4x bu da 4'ün katı olduğu anlamına geliyor. Yani kalan kalem sayısı 4'ün katı olmalı. Öncelikle toplam kalem sayısını bulalım. 4 6 daha 10, 10 daha 20. 32, 40 ve 56. 56 tane kalemden 4 tanesi satılırsa geriye 52 kalem kalıyor ve 52 4'ün katı bu olabilir. 56 kalemden 8 tanesi satılırsa geriye 48 kalem kalıyor. Bu da 4'ün katı olabilir. 56 kalemden 12 tanesi satılırsa geriye 44 kalem kalıyor. Bu da 4'ün katı olabilir. 56 kalemden 6 kalem satılırsa 50 kalır. 54'ün katı değil bu olamaz cevap B. 12. sorumuza devam edelim. Çevre uzunluğu 40 cm olan sarı renkli eş dikdörtgenler ile çevre uzunluğu 48 cm olan mavi renkli eş dikdörtgenler AB doğru parçası boyunca sırasıyla önce uzun kenarları sonra kısa kenarları üzerinde aralarında boşluk kalmayacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştirilmiştir. AB doğru parçasının uzunluğu 5 metreden az olduğuna göre AB boyunca yerleştirilen sarı renkli dikdörtgenlerin sayısı en fazla kaçtır? Sayısının en fazla olması için AB doğru parçasının alabileceği en büyük değeri bulmamız lazım. Çevre uzunluğu 40 cm ise sarı renkli dikdörtgenlerin burada çevre uzunluğu 40 cm ise yani iki tane kısa kenar, iki tane uzun kenarın toplamı 40 cm. Dolayısıyla bir uzun kenar, bir kısa kenarın toplamı çevrenin yarısı yani 20 cm olacak bir uzun bir kısa 20 yani AB uzunluğu 20'nin bir katı olmalı her 20 santimetrede iki tane dikdörtgen oluyor bir yatay bir dikey mavi dikdörtgenlerin çevre uzunluğu 48 santimetre ise bir uzun kenar bir kısa kenar toplamı 24 santimetre yarısı 24 santimetre yarısı yani AB'nin uzunluğu aynı zamanda 24'ün de bir katı olmalı. Dolayısıyla AB'nin uzunluğu 20'nin ve 24'ün ortak bir katı olacak. 4'e böldüğümüzde 5 ve 6. 5'i 6'yı ve 4'ü çarptığımızda 120 olarak bulunuyor. Yani AB'nin uzunluğu 120'nin bir katı ama 5 metre yani 500 santimetreden az alabileceği en büyük değer 120'nin 4. Katı, 4. katı yani 480. 480'i 20'ye böldüğümüzde 24 tane bir yatay bir dikey bir yatay bir dikey olan ikillerden var yani 24 çarpı 2'den toplam sarı dikdörtgen sayısı 48 olarak bulunur cevap C Evet arkadaşlar 13. sorumuza devam ediyoruz dikdörtgen şeklindeki bir kağıdın bir yüzünde aşağıdaki gibi 4 eşit dikdörtgen şeklinde bölge mavi renge boyanmıştır bu kağıdın üzerinde boyanan bu bölgeler arasındaki uzaklıklardan bazıları verildiğine göre AB doğru parçasının uzunluğunu santimetre cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen bilgilere baktığımızda buradaki uzunluk 8x artı 8 santimetre buradaki uzunluk 16x eksi 8 santimetre. dolayısıyla 16x eksi 8'den 8x artı 8'i çıkardığımızda bu iki kısmın uzunluğunu buluruz. Zaten bunlar birbirine eşit uzun kenardan kısa kenara çıkarmış. Yani 16x eksi 8 eksi 8x artı 8 eksiyi dağıttığımızda 16x eksi 8 eksi 8x eksi 8 16x'ten 8 çıkarsa 8x eksi 8 eksi 8 daha eksi 16 olarak bulunuyor. Bu iki tanesinin buranın ve buranın uzunluğu bir tanesini bulmak için 2'ye böldüğümüzde 8x eksi 16 bölü 2. Bu da 4 x 8 santimetre olarak bulunuyor. Cevap A. B. 14. sorumuza devam ediyoruz. Yukarıda verilen 9 adet kartın her birinin bir yüzüne birer üstü ifade yazılmıştır. Bu üstü ifadelerden birbirine denk olanların bulunduğu kartlar ters çevrilecektir. Buna göre ters çevrilmeyen kartın üstüne yazan üslü ifade aşağıdakilerden hangisidir? 16 üstü 2, 2'nin kuvveti olarak yazdığımızda 2 üstü 4, üssü 2'den kuvvetin kuvvetine kuvvetler çarpılır 2 üssü 8 olarak bulunur. 12 üssü 0 1'e eşittir. 5 üssü 12, 27 üssü 3, 3 üssü 3, üssü 3'ten 3 kere 3, 9 yani 3 üssü 9, 125 üssü 4, 5 üssü 3, üssü 4'ten kuvvetin kuvvetine kuvvetleri çarparız. 5 üssü 12, 1 üstü 24, 1, 2 üssü 8, 3 üssü 9 ve 4 üssü 6, 2 üssü 2, üssü 6'dan kuvvetin kuvvetine kuvvetler çarpılır ve 2 üssü 12 olarak bulunur. Bizden yüzü ifadelerden birbirine denk olan kartları ters çevirmemizi istiyor. Ters çevirmeyen kartın üstte yazan üstü ifadeyi bulmamızı istiyor. 2 üstü 8 2 üstü 8 1 1 3 üstü 9 3 üstü 9 5 üstü 12 5 üstü 12 2 üstü 12 yani 4 üstü 6 ters çevrilmemiş. Cevap C. 15. sorumuza devam ediyoruz. Ceren aşağıda uzunlukları verilen çubuklara cisimlerin uzunluklarını gerçek boyutlarından daha büyük gösteren bir büyüteç ile bakmıştır. Bu çubukların bu büyüteçteki görüntülerinin uzunlukları birim cinsinden birer doğal sayı eşit işte olduğuna göre bu üç cismin büyüteçteki görüntülerinin uzunlukları toplamı en az kaç birimdir? Bize verilen bilgiye göre uzunlukları verilen çubuklara cisimlerin uzunluklarını gerçek boyutlarından daha büyük gösteren bir büyüteç bakmış. Bu çubukların bu büyüteçteki görüntülerin uzunlukları birim cinsinden birer doğal sayı eşitmiş. Bizden büyüteçteki görüntülerinin uzunlukları toplamının en az kaç birim olduğunu soruyor. 3 kök 5'ten büyük olacak ve 1 doğal sayı eşit olacak. 3'ün karesi 9. 9 çarpı 5'ten kök 45'ten büyük. Alabileceğin küçük değer kök 49 yani 7 birim. 2 kökün içine aldığımızda 2'nin karesi 4. 4 çarpı alttan kök 24. Kök 24'ten büyük kök 25 yani alabileceğin küçük değer 5 birim. 4 kö karen, e, kare kökün içine aldığımızda 4'ün karesi 16 çarpı 2 kök 32. kök 32'den büyük olan kök 36 yani 6 birim. Dolayısıyla 7 5 ve 6 topladığımızda en az 18 birim olur. Cevap C. 16. sorumuza devam ediyoruz. Kenar uzunlukları karekök 1 tam %44 desimetre ve karekök 1 tam %96 desimetre olan dik yamuk şeklindeki özdeş etiketler dikdörtgen şeklindeki bir kağıda aşağıdaki gibi aralarında boşluk kalmayacak şekilde yapıştırılıyor. Bu etiketlerin birer kenarları AC doğrusu ile çakışık ve 3 tanesinin ortak köşesi B noktasıdır. Buna göre dikdörtgen şeklindeki kağıdın bir yüzündeki etiket yapıştırılmayan bölgenin alanı kaç santimetre karedir? Bize verilen Kare köklü ifadeleri rasyonel sayı biçimde yazalım öncelikle. Çünkü ondalık gösterimlerin kare köklerini yazarken bunları rasyonel sayı biçimde yazarsak daha rahat buluruz. 196 bölü 100 da 14 bölü 10 olarak çıkar. Yani bir tam onda 4 desimetre. Bizden alanı santimetre kare olarak istiyor. Dolayısıyla bunu santimetreye çevirirsek 14 santimetre. Bu 144 bölü 100 12 bölü 10. Yani 1 tam onda 2 desimetre. Santimetreye çevirirsek 12 santimetre. Tüm alan 14 çarpı 12'den 168 santimetre kare olarak bulunuyor. Dolayısıyla buradaki dik yamukların alanına bakalım şimdi. Buradaki bir tane kenar uzunluğuna x dersek bu kenar 2x yani burası da 2x burası da x. 3x 12 santimetre ise bir tanesi 4 santimetre yapıyor. Dolayısıyla burası 8 cm. Burası 8 cm. Buraya 6 cm kalıyor. Burası aynı şekilde 6 cm. Bir tane dik yamuğun alanı alt taban artı üst taban çarpı yükseklik bölü 2'den yani alt taban artı üst taban 8 çarpı yükseklik 4 bölü 2'den 14 çarpı 4 bölü 2 bu da 28 santimetre kare yapıyor. Bundan 4 tane olduğu için 28 çarpı 4'ten 112 santimetre kare boyalı bölgenin alanı yapar. 168'den 112'yi çıkardığımızda geriye kal kalan etiket yapıştırılmayan yüzeyin alanı 56 santimetre kare olarak bulunur. Cevap B. 17. sorumuza devam ediyoruz. Alt taban uzunluğu 2A-3B birim olan yamuklardan... ...altı tanesi kenarları çakıştırılarak aşağıdaki bir şekil elde ediliyor. Elde edilen bu şekilde yamukların orta kısmında kalan boşluğun çevresi 6a-24b birim olduğuna göre... ...bu yamuklardan birinin yan kenar uzunluğu birim cinsinden veren cebirsel ifade aşağıdakilerden hangisidir? Bize verilen uzunluk 2a-3b. Bizden istenen uzunluk burası, buna x diyelim. Dolayısıyla burası x, burasının tamamı 2a-3b ise... Buraya kalan uzunluk 2A eksi 3B eksi X olarak bulunur. Bundan 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane var. Yani 6 kere 2A eksi 3B eksi X eşittir. 6A eksi 24B. 6A eksi 24B'yi 6 parantezinde yazarsak 6 çarpı parantez içinde a eksi 4b olarak yazılır. Eşittir. 6 parantezinde a eksi 4b. Bu 6 ile bu 6 birbirini sadeleştirir. 2a eksi 3b eksi x eşittir. a eksi 4b olarak bulunur. Eksi x buraya geçerse artı x artı a buraya geçerse eksi a eksi 4b buraya geçerse artı 4b 2a eksi a daha 1a eksi 3b artı 4b daha 1b eşittir. x olarak bulunur. Yani x eşittir a artı b cevap d. 18. sorumuza devam ediyoruz. Bir depodaki a, b ve c marka mendillerinden Kaçar kutu olduğu sütun grafiğinde ve markalarına göre toplam mendil sayılarının sayıca dağılımı ise daire grafiğinde aşağıda verilmiştir. Bu depodaki A, B ve C marka mendillerinin birer kutularında sırasıyla 4, 3 ve 2 adet mendil bulunmaktadır. Bu depoda B ve C marka mendillerden toplam kaç kutu bulunmaktadır? Sütun grafiği A, B ve C marka mendillerinin kutu sayılarını veriyor. Daire grafiği markalara göre toplam mendil sayılarını veriyor. A markadan 50 kutu var. Bir kutuda 4 tane mendil. Var ise A markadaki toplam mendil sayısı 50 çarpı 4'ten 200. Yani 150 dereceye 200 tane mendil düşüyor. Dolayısıyla burada şöyle bir şey yapabiliriz. Daire grafiğinde veriler merkez açılarla orantılı olduğu için 90, 120 ve 150 bunları 3 ile sadeleştir, 30 ile sadeleştirdiğimizde 3x tane b, 4x tane c, 5x tane a mendili var. 5x 200'e eşitse, her iki tarafı 5'e böldüğümüzde x 40. E 3x yani 3 çarpı 40'tan 120 tane b, 4 çarpı 40'tan 160 tane c mendili var. Bir tane b mendilinden bir kutuda 3 tane var ise 120 bölü 3'ten b'den 40 kutu var 160 tane C marka var her birinde iki mendil olduğu için 162'ye böldüğümüzde 80 kutu var Dolayısıyla B ve C markadan toplamda 40 artı 80'den 120 kutu mendil var cevap A 19 sorumuzda devam ediyoruz Meral'in hafta içinde çözdüğü soru sayısının derslere göre sayıca dağılım birinci grafikte, hafta sonu çözdüğü soru sayısının derslere göre sayıca dağılım ise ikinci grafikte verilmiştir. Meral'in hafta içi ve hafta sonunda din dersinden çözdüğü soru sayıları eşittir. Hafta sonu toplam 576 soru çözen Meral, hafta içi toplam kaç soru çözmüştür? Bize verilen birinci grafik, hafta içi çözülen soru sayısını, ikinci grafikte hafta sonu çözülen soru sayısını veriyor. Daire grafiğinde veriler merkez açılarla orantılı. Dolayısıyla fen 90 derece, Türkçe 150 derece, dine kalan 120 derece. 120 derece hafta sonu toplam 576 soru çözüyorsa 360 dereceye 576 soru düşüyorsa bizim burada dine bulmamız gerekiyor. 120 dereceye kaç soru düşer? 360'a 120 3'te 1'i dolayısıyla 576'yı 3'e böldüğümüzde 192 soru yapıyor. Hafta sonu 192 tane din sorusu çözdüyse hafta içi de 192 tane din sorusu çözecek. Daire grafiğinde veriler merkez açılarla orantılı. 80, 120 daha 200, geriye kalan 160 derece. Yani 160 derecelik daire diliminde 192 tane din sorusu var ise 360 derece yani tamamı kaç sorudur diyelim? 40 ile sadeleştirdiğimizde 4. 40 ile sadeleştirdiğimizde 9. 4'ün kaç katı? 48 katı. 192 ise 9'un 48 katını aldığımızda 432 soru yapıyor. Hafta içi çözülen toplam soru sayısı cevap B. Evet arkadaşlar 20. ve son sorumuzla devam ediyoruz. Ahmet 1'den 12'ye kadar olan artışık tam sayılarla numaralandırılmış eş büyüklükteki 12 kartı boş bir torbanın içine atıyor. Torbadan rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayının asal sayı olma olasılığı A'ya, tam kare bir sayı olma olasılığı B'ye, X tam sayısı ile bölünebilen bir sayı olma olasılığı ise A ile B sayılarının farkına eşittir. Buna göre X'in alabileceği değerlerin toplamı kaçtır? Bize verilen 1'den 12'ye kadar ardışık tam sayıların yazılı olduğu eş büyüklükte 12 tane kart var. Bu kartların arasından rastgele çekilen bir kartın üzerindeki sayının asal sayı olma olasılığı A. İstenen durum asal sayı. Bunlar 2, 3, 5, 7, 11 yani 5 tane. İstenen durum 5. Tüm olası durum sayısı 12. Yani A sayısı 5 bölü 12. Tam kare bir sayı olma olasılığı B'ye. Tam kare sayılar 1'in karesi 1, 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9. Yani istenen durum sayısı 3, tüm olası durum sayısı 12, B de 3 bölü 12'ye eşit. Dolayısıyla A eksi B yani 5 bölü 12 eksi 3 bölü 12'den 2 bölü 12. X tam sayısı ile bölünebilen bir sayı olma A ile B'nin farkı yani 2 bölü 12'ye eşit. Yani 12 sayıdan 2 tanesi X tam sayısı ile tam bölünebilen bir sayı olacak. Bunlarda 2 alsak 6 tane var. 2 i̇ki, 2'nin bölebildiği 6 tane. 3 alsak 4 tane var. 4 alsak 3 tane var ama 5 aldığımızda 2 tane 5 ve 10 oluyor. 6 aldığımızda 2 tane 6 ve 12 oluyor. Dolayısıyla x sayısı 5 ve 6 olabilir. Topladığımızda da bu değerler 11 oluyor. Cevabımız A. Evet arkadaşlar, bu videomuzda burada sonuna geldik. Rebo Cemli Matematik kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.